İstanbul'un en maneviyatlı camisidir Sokollu Mehmet Paşa Camisi. Çünkü içerisinde Hacer-i Lesvet'ten dört parça var. Şu anda dünyada Hacer-i Lesvet cennetten yeryüzüne gelmiş olan bu taş iki şehirde, iki kentte var. Mekke'de ve İstanbul'da. İstanbul'daki işte bu camide ve Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ndedir. Peki ama Hacer-i Lesvet bu camiye nasıl geldi? Şimdi onu anlatacağım. Evvela avluya geçelim. Sultanahmet Camisi'nin Marmara Deniz tarafına doğru inerken Kadırga semtinde olan bu cami şu andaki sessiz, sakin, huzurlu, asude halinin tam aksine Osmanlı döneminde oldukça büyük kalabalıklar tarafından ziyaret edilirdi. Sur ve alaylarıyla haç kafilesi uğurlandıktan sonra hacca gidemeyenler bu camiye gelirler. Burada Hacer-i Lesvet'ten dört parça olduğu için burada ziyaret ederlerdi. Hacılardan daha önce ziyaret etmiş olurlardı Hacer-i Lesved'i. Sokollu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bu cami Mimar Sinan'a yaptırılmış ve Mimar Sinan'ın ustalık devri eserlerinden birisidir. Şimdi en başta Kanuni Sultan Süleyman hayattayken Halife-i Ruh-i Zemin sıfatıyla Kabe'yi tamir ettirmişti. Kızı Mihrimah Sultan da 60 kilometre boyunca Arafat'tan Mekke'ye kadar hacılara su getirilen o su yollarını tamir ettirmişti. Su yollarını ilk yaptıran Abbasi halifesi Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun'du. Mihrimah Sultan onları tamir ettirirken Kanuni Sultan Süleyman da Kabe'yi tamir ettiriyordu. Bu esnada Mimar Sinan Mekke'ye gönderilmişti. Mimar Sinan Kabe'yi tamir ettiği esnada Hacer-i Lesved'in baş parmağımızdan biraz daha büyük 13 parça taştan oluştuğunu gördü. Ve teberrüken bunlardan 5 parçasını İstanbul'a getirdi. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettikten sonra onun türbesine en büyük parçayı giriş kapısının üst tarafına yerleştirdi. Kalan 4 parçayı saklıyordu. Nihayet tahta 2. Selim geçti. 2. Selim Sokollu Mehmet Paşa gibi kudretli, karizmatik, oldukça yıldızı parlak bir paşayı kaçırmak istemediğinden aralarındaki yaş farkını önemsemeksizin kızı İsmihan Sultan'la evlendirdi. İsmihan Sultan 20 yaşındaydı. Sokollu Mehmet Paşa 60 yaşında. 40 yaş fark vardı aralarında. İki çocukları oldu. Gülruh ve İbrahim. Sokollu Mehmet Paşa 66 yaşına geldiğinde bu camiyi yaptırdı Mimar Sinan'a. O günlerde Mimar Sinan'ın Kayseri Ağırnaz köyündeki ailesi bir kavgaya karışmışlar, bir olaya karışmışlar. Daha sonra olay çok büyüyünce Kadı Efendi'ye nakledilmiş. Kadı Efendi de Mimar Sinan ailesinin Kıbrıs'a sürgün gitmesine hükmetmişti. Mimar Sinan'dan ailesi rica ettiler. İşte Sokollu Paşa'yla, Sadrazam'la görüş, bu ceza kaldırılsın diye. Sokollu Mehmet Paşa'ya gelen Mimar Sinan durumu anlattı. Sokollu Paşa da Sinan'a hiç sorun değil, bu sürgün cezasını kaldırırız ama bir şartım var dedi. Sende olan o dört parça Hacer-i Lesved'i benim camime yerleştirirsen, bu cami yapılıyor o esnada. Mimar Sinan başlangıçta hepsini vermek istemedi ama son söz Sokollu'nun oldu ve dört parça da bu camiye yerleştirildi. Caminin inşası tamamlandıktan 7 sene sonra Sokollu Mehmet Paşa bir divan toplantısı çıkışında 74 yaşındaydı. Göğsünden hançerlenerek bir meczup tarafından şehit edildi. Kubbealtı divanının önünde ve yine Mimar Sinan tarafından yaptırılan türbesine Eyüp Sultan da defnedildi. Şu anda Siyavuş Paşa ile karşı karşıya Sokollu Mehmet Paşa'nın türbeleri, her ikisi de Mimar Sinan'ın eseridir. İsmihan Sultan ise Sokollu'nun vefatından sonra Kalaylı Koz Ali Paşa ile bazı rivayetlere göre, bir başka kaynağa göre de Nişancı Feridun Paşa ile evlendi. 5 sene sonra da 40 yaşına geldiğinde İsmihan Sultan doğum yaparken vefat etti. Bebeği de kendisinden 40 gün sonra öldü. Hacer-i Lesved'in hikayesi de şöyledir.
Allah-u Teala Hazreti Adem'e cennetteyken kardan daha beyaz, billurdan daha parlak bir sütun sunmuştu, lütfetmişti. Hazreti Adem Allah-u Teala'ya teşekkür etmek maksadıyla bu kardan daha beyaz, billurdan daha parlak sütunun etrafında dönerdi. Hazreti Havva ile birlikte. Yeryüzüne gönderildikten sonra bu taşı istedi. Allah-u Teala Mekke'ye Ebu Kubeys tepesine indirdi. Hazreti Adem dört köşe bir bina yaptı. Kabe taşı da köşeye yerleştirdi. Hacerul Esat. İlk ismi böyleydi. Hacerul Esat. Yani en huzurlu, en mutlu taş demektir. Mutluluk taşı. Zamanla günahkar insanlar yüzlerini süre süre taş karardı ve Hacerul Esvet oldu. Siyah taş demektir. Bir başka rivayet de vardır bu konuda ama en meşhuru budur. Kabe 11 defa yıkılıp yıkılıp yapılmıştı. Kabe'yi ilk inşa eden Hazreti Adem. Daha sonra oğlu Şit ikinci defa yeni baştan yapıyor. Temeline kadar yıktırıp çünkü duvarları çok tahrip olmuştu. Nuh tufanında kumlar altında kalıp kaybolan Kabe'yi Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın işaret buyurmasıyla temellerini bulup Adem zamanındaki temelleri bulup yeniden inşa etti. Bu sırada kendisi 100 yaşında, oğlu İsmail 30 yaşındaydı. Hazreti İbrahim'den sonra Amalika kavmi, daha sonra Cürhüm kavmi, daha sonra peygamberimizin atalarından Kusay bin Kilab, daha sonra da Kureyş kabilesi Kabe'yi hep yeni baştan inşa ettiler. Peygamberimiz 35 yaşındayken Kureyş kabilesi Kabe'yi temeline kadar yıktırıp inşa etmişlerdi. Bu esnada peygamberimiz de taş taşıdı, hatta köşeye Hacer-i Esved'i yerleştiren peygamber efendimizdir. Hakim olayı bunu herkes bilir. Peygamberimizden sonra Abdullah bin Zübeyir yine Kabe'yi inşa eden, daha sonra Irak valisi Haccac bin Yusuf Es-Sakafi ve nihayet Osmanlı Sultanı 4. Murat Han. 4. Murat yine duvarları çok tahrip olduğu için hacıların üzerine yıkılmasın diye Kabe'yi temeline kadar yıktırıp yeni baştan yine taştan inşa eden Osmanlı Sultanı. Kabe'yi son inşa eden de odur ve günümüze kadar da hiç değişmeden aynen geldi. Yani şu andaki Kabe tamamen 4. Murat'ın yaptırdığı Kabe'dir. Şimdi dünyada Hacer-i Esved cennetten yeryüzüne gelmiş olan bu taş iki şehirde var. Birisi Mekke'de, Kabe'de 8 parça. Buradaki ise diğeri de İstanbul'da, burada da 5 parça. Birisi Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ndedir. O türbeyi ziyaret ettiğimiz zaman da orayı göstereceğim size bir başka videomda. Şimdi 4 parça bulunan, Hacer-i Esved'den 4 parçası bulunan Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz. Camiye gireceğiz ve Hacer-i Esved'i sizinle birlikte görelim şimdi. Hadi buyurun. Şimdi de Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nin içine giriyoruz. Şimdi Hacer-i Esved'den 4 tane parça var. Onları göstereceğim. Evvela giriş kapısının üstünde bir tane var. Zannederim en büyüğü de o. İşte bakın giriş kapısı üstünde, etrafı altın yaldızlı ve mermerin üzerinde. Evet, kapının üst tarafında işte en büyüğü bu. Baş parmağımızın tırnağı büyüklüğünde, etrafı altın yaldızlı olan 4 parça Hacer-i Esved'den taş. Birincisi giriş kapısının üstündeydi. Şimdi İkinci ve üçüncüyü de görelim. Bu da minberin ve mihrabın üstünde. İşte minberin üst tarafındaki Kelime-i Tevhid yazısının üstünde. Maalesef insanlarımız çok bilinçli olmadığından hep ellerini sürterek buradaki yazıyı silmişler. Halbuki tarihi bir yazı, korunması gerekiyor. Kelime-i Tevhid'in üstünde, hemen üstündeki kare şeklinde Hacer-i Esved. Bir de en yukarıda külahın başladığı yerde var. Külahın, yani o çinili kısmın, kule kısmının hemen altında
mermerin üzerinde, biraz uzak olduğu için şöyle yakın göstermeye çalışayım. Bakın şu anda ekranın üst sınırında, mermerin üzerinde, yani külahın başladığı yerde. Üçüncüsü de o. Ve dördüncüsü de mihrabın üst kısmında. Burada da küllemede halaleyhe zekeriyel mihrab yazısının altında. Yine altın yaldızla çevrili. Şöyle yapayım. Yine ekranın üst sınırında. Kare şeklinde. İşte dördüncüsü de burada. Oldukça yüksek bir mihrab var. Hacer-i Esved'den İstanbul'da 5 tane var. 4 tanesi bu camide, bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde. Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nin kubbesi. Burada da İnnallâhı yumsikus semâvâti vel ardı en tezûlâ diye başlayan Fâtır suresinin 41. ayeti kerimesi yazıyor. Anlamı, Allah-u Teala gökleri düşmesin diye elinde tutar. Bu kubbede depremlerde düşmesin, kırılmasın diye bu ayet-i kerime nakşedilmiş. Şöyle bir genel görelim. Dünyada Hacer-i Esved cennetten gelmiş olan bu taş sadece iki şehirde var. Mekke'de ve İstanbul'da. İstanbul'da da bir cami ve bir türbede, işte cami bu, Sokollu Mehmet Paşa Camisi. Türbe ise Kanuni Sultan Süleyman Türbesi. Bu caminin bir diğer özelliği de Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri. Bu camiden sonra Edirne Selimiye Camisi'ni yapıyor. Ustalık devri eserinin tacı kabul edilen, o camiyle taçlandırdığı ustalık devrinde işte bu camiyi de yapmıştı. İçerisinde en fazla çini olan camilerden birisi de budur. Tekrar göstereyim, sonra camiden dışarı çıkacağım. Hacer-i Esved, işte bir tanesi buradaydı. Kelime-i Tevhid yazısının üstünde. Bir diğeri, o biraz uzakta olduğu için çok anlaşılmıyor ama o Çinili kulenin başladığı noktada, mermerin üst sınırında. Üçüncüsü mihrabın yazısının altında. İşte bu. Dördüncüsü de giriş kapısının üstünde. Ve işte dördüncüsü.
Tamam, şimdi avluya çıkalım. İstanbul'un en maneviyatlı, en şanslı camisidir bu. Çünkü içerisinde cennetten gelmiş olan Hacerülesvet'ten 4 tanesi var. Hacerülesvet 8 parça şu anda Mekke'de, Kabe'de. 4 parçası burada, 8 parçası Mekke'de, Kabe'de, bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nde. Şimdi avluya çıkalım. Şimdi avluya çıktık. Karşı taraftaki kubbelerin altındaki camekânlarla kapatılmış küçük odacıklar şu anda öğrencilerin okuduğu Kur'an kursu oldu. Caminin avlu çerçevesi. Şadırvanı. Bir de şuradan bir genel görünüm, camiyi görelim. Güneş o tarafta olduğu için karanlık oldu. Bu yüzden caminin genel görüntüsünü diğer açıdan göstermeye çalışayım. Şimdi girdiğimiz avlunun karşı tarafında, avlunun çıkış kapısından sonra bir de dar bir sokak var. O sokağı da görmenizi istiyorum. Şehit Mehmet Sokağı. Şehit Mehmet Paşa Çeşmesi Sokağı yazmışlar. Sokolu Mehmet Paşa'nın şehit olduğunu biliyorsunuz. Bir divan toplantısı sonrasında buraya yaptırdığı çeşme sebebiyle de Şehit Mehmet Paşa Çeşmesi Sokağı ismini vermişler. Şu anda o sokağa doğru ilerliyoruz. Hala avlunun içerisindeyiz. Caminin diğer tarafının çıkış kapısı bu. Yani Marmara Denizi tarafına bakan çıkış kapısı. Yağmurdan sallanan hava çok güzel oldu. Şu anda güneş de olmadığı için. Şimdi bakın avludan çıktık. Görüntü biraz daha güzel. İşte öncelikle levhayı göstereyim. Şehit Çeşmesi Sokağı. Bakın sokak ne kadar dar. Yani iki kolumuzu açtığımızda iki duvara da dokunmuş oluyoruz. Bu kadar dar. Bir at arabası bile sığmaz. Anca at veya eşekle geçilebilir. Böyle güzel, otantik ve tarihi bir sokak. Cami ile birlikte genel görünümünden sonra çekimi sonlandırayım. Şurası o sokağın giriş kapısı, caminin avlusuna dayanan, avlusuyla birlikte karşıdaki az önce gördüğünüz köşkün arasındaki sokak. Ağaçlardan cami görülmez olmuş. Bakın minare az çok fark edilebiliyor ama. Evet. Kadırga'daki Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nden ve Şehit Mehmet Paşa Çeşmesi Sokağı'ndan bu kadar.